Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün yepyeni bomba gibi bir video ile sizlerle birlikteyim arkadaşlar. Bugün süper ejder saldırıları yapacağız. Süper birliklerden süper ejderi açtım. Zaten ordu kampında da görebilirsiniz. Çok havalı, çok güzel duruyor. Animasyonlarına bayıldım. Saldırı gücü de gerçekten güçlü olduğunu düşünüyorum. Şu an belki de oyunun en güçlü askeri olabilir bu fikirdeyim. Yani şu görüntüye bakar mısınız? Zaten bir ejder yarasa tutkunu olarak süper ejderi de çok beğendiğimi sizlere söyleyebilirim. Sizlerin fikirlerini de yorumlarda bekliyorum. Bu arada like atmayı da unutmayınız. Kanalımıza abone olmayan yeni izleyicilerimiz mutlaka vardır. Videoyu izleyip abone olmamışlardır. Abone olarak destek olmalarını rica ediyorum. Evet arkadaşlar ilk saldırımıza geçelim. Haydi ilk köyümüze bakalım. Evet bakalım süper ejder neler yapabiliyormuş arkadaşlar. Köy düzenimiz bu şekilde. Püskürtücülerin ikisi de aşağıya bakıyor. İlginç. Şimdi nasıl yapalım biliyor musunuz? Şuradan zeplini atıp bir belediyeyi alalım. Belediye indikten sonra şurayı temizleyip daha sonrasında püskürtücülere ters noktadan saldırı yapalım. Bir adet balon gönderiyorum. Peşine zeplini bırakıyorum. Aslında zeplinde var ya ee, balon olsaydı daha güzel olurdu İşimize daha çok yarardı Evet belediyeyi rahatça aldık O konuda sıkıntımız yok ee, Şuradan bir de kahramanlarımızı yollayalım ee, Kelle avcıları geliyor Problem değil Barbar kralımız var Şurada da zehir büyüsünü patlattım Şuradan bebek ejderi attım Henüz barbar kralının özelliğini basmıyorum arkadaşlar Zehir büyüsünün içerisine doğru gelen süper minyonlar var Barbar kralın özelliği basılmadı. Bekliyorum abi. Kendisi zaten otomatik basılır. Evet yolumuzu açtık. Şuradan süper ejderlerimizi sahaya sürelim. Barbar kralın özelliği basıldı. Balonlar gönderildi. Koruyucumuzu şöyle hava yapalım. Hemen e, bir adet öfke büyüsü patlatıyorum. Kraliyeti gönderiyorum. Daha sonrasında koruyucu özelliğinde bastım. Güzel. Şimdi e, askerlerimiz ilerliyor. Balonlara bir öfke atalım. Şuradaki çokluğu donduralım arkadaşlar. E, son bir öfkemiz kaldı. Şurada da bir dondurma kullanmak istiyorum. E, süper ejderlerimiz birazcık dışarı kaydı ya. Vallahi birazcık dışarı kaydı. O kadar da temizlik yapmamıza rağmen. Kraliyetin özelliği, şöyle kraliçenin özelliği hemen süper ejderimize bir öfke attım. Dondurmayı yapıştırdım. Ee, süper ejderlerimiz güzel hasar bırakıyor Arka tarafta kraliçe ve hava savunması olduğu için Şu an için e, dondurmayı bu tarafta kullandım Yüzdemizi iyice yükseltmeye çalışıyoruz Süper ejderin hasarına da bakalım Kasırga bu taraftan çıktı Abi çok güzel hasar bırakıyorlar Canları da güçlü ee, Ama işte yolumuzu güzel açamadık Belediyenin orayı çok güzel açtım da Dış tarafı tam temizleyememişim. Askerler direkt dışarı kaydı ya. Neyse sıkıntı yok. elimiz alışacak merak etmeyiniz arkadaşlar. Bu süper ejder öfke ve dondurmalı bir saldırıydı. İkinci savaşımızda klon büyüsüyle saldıracağız. Evet klon uygun bir düzen geldi. Biz bu köyü üçler geçeriz diye düşünüyorum. İnşallah bir aksilik olmazsa. Belediyenin orada klonlar kaya saçarları alır. Belediyeyi alır. X aylarına ulaşır mı orasını bilemem artık. Ama güzel bir hasar bırakırız. Şimdi nasıl bir saldırı yapacağız? Önemli olan soru bu. Evet bebek ejderimizi şu taraftan gönderelim. Hatta peşine de bir adet balon desteği bırakalım. İnşaatçı kulübesi alınsın. Barbar kral ejder gelsin. 6 adet süper ejderimi de an itibariyle bekletmeyi aldım. Şuradan bir balon daha atıyorum arkadaşlar. Şimdi süper ejderlerimizi yavaş yavaş bırakıyoruz. Acelemiz yok. Şu sağ taraftaki inşaatçı kulübesi beni fitil etti. Gerçekten fitil etti. Bir tek inmeyen orası kaldı. Askerler yine dışarı kayarsa e, kudururum. Barbar kralın özelliği geldi. Zeplinimiz var. Zeplini de şöylemesine göndermek zorundayım. E, klonlarımız hala mevcut. Şurada bir öfke atmak istedim ve koruyucu özelliğinde bastım gitti. Abi bu süper ejderler benim inadım ama dış tarafa doğru kayıyor anlamış değilim. Şöyle hemen iki tane klon patlattım. belediye binasının orada bir dondurma kullandım. Belki gerek vardı belki gerek yoktu. Belediyeyi henüz alamadık onu da şimdi indirdik gitti. Kraliyetimizi kaybetmişiz. Süper ejderlerimiz muhteşem hasarlar bırakıyor. Şurada da bir dondurma atalım, kraliçemizi hayatta tutalım derken tutamadık ama süper ejderlerimiz imdadımıza yetişti. Abi 4-5 tane şu an süper ejder hayatta. Baykuş koruyucu var. Arkada barbar kral, kraliçe var. Barbar kraldan bize zarar gelmez. Uçup havada hasar vuracak değil. Abi hasara bakar mısın? Eridi barbar kral eridi. Şimdi hız olarak da fena değil. Güzeller arkadaşlar. Kraliçe ile orada bir münakaşa var. Böyle sanki elektro gibi sektiriyormuş gibi bir şey vuruyor ya. Aynen. E, alev attığı için arka tarafa da hasar bırakıyorlar. Güzel. Ben sevdim. İlk savaşımız birazcık e, acemiliğimize geldi. Bir denememize geldi diyelim video için. Ama ikinci de klonla dediğim gibi yargıyı dağıttık. Üçüncü savaşta süper ejder yarasa kombinasyonu deneyeceğiz süper ejder yarasa kombinasyonuyla gireceğiz ama daha deminki köye çok benzer bir düzen geldi belediye binası çok terste bizim için büyük bir dezavantaj aslında daha deminki klon büyüyle orada olsa laplop burayı da üçleyip geçeceğiz ama bakalım neler yapabileceğiz arkadaşlar şimdi süper ejderler çok fazla yer kapladığı için e, kenar temizliği askerini çok fazla alamadım bu bizim için birazcık sorun olabilir buz golem Barbar kral kraliçeyi gönderdim. Şimdi 3 adet e, sinsi goblinimiz var. Birazcık kahramanların gidiş yönüne doğru ayarlama yapacağım. Bu arada süper duvar kırıcı yapamadım. Bunun sebebi hem sinsi goblinin açık olması hem de süper ejderin açık olması. Artık süper birliklerin e, açılması için 3 tane e, şeyin gelmesini istiyoruz arkadaşlar. Benim kendi fikrim o yönde. Ee, süper duvar kırıcı olsaydı duvarı çok rahat açacaktık Yine açtık Allah'a çok şükür yine açtık Güzel oldu Yavaştan kraliçe o taraftan işlevini yaptığına göre Biz de savaşımızı başlatalım Şuradan bir sinsi dağıtacağım Abi inşallah süper ejderler çok dışarı gitmez ya Koruyucuyu da bıraktım Barbar kral bu arada güzel işlev yaptı Şuradan kraliyeti de atalım ya Barbar kral kraliçe dedik Şöyle bir öfke patlattım Hemen bir destek atalım. Son bir adet okçumuz var. Koruyucu özelliğini güzel basmak istiyorum. Zeplin'de kaçırmak istemiyorum. Ee, bastım. Biraz daha e, ince basabilseydik sol taraftaki ejderleri de alacaktık. İşimi garantiye alacağım. Şurada bir adet dondurmayı kullanacağım. İnşallah içeri düşmüştür bu arada. İçeri düştü gibi gözüküyor. Kraliyetin özellikle basıldı. Çoklu cehennem alınıyor. Şimdi şurada bir e, nedir adı? Büyücü kulesi kaldı arkadaşlar, ama o da indirildi çok şükür. Şöyle bir dondurma atalım abi arka taraftaki kaya saçarda indirildi ya. Yarasaları göndermeden köyü üçledik neredeyse. Süper. Evet. Şurada son bir tane daha dondurma attım. Ee, yarasalarla net bir 3 yıldız daha aldık. Ben süper ejderlere bayıldım. Gerçekten bayıldım. Öfkeli dondurmalı kullandığımızda beceremedik mi bilmiyorum ama hem klon büyülü orduyla hem yarasalı orduyla çok kolay 3 yıldız attık. Bu arada oradan bir e, kırmızı bomba çıktı. Bütün yarasaları imha etti. Son kalan süper ejderimiz ve koruyucuyla üçü kurtardık Allah'ın izniyle. Buradan da 3 yıldız almayı başardık. Son savaşımıza geçelim. Evet tekrardan bir klon büyülü saldırı yapacağız. Asla son savaşta öfke dondurmalı mı yapsam dedim. Birinci savaşı affeder miyiz dedim. Sonradan dedim boşver. Sen ejder yarasaların adamısın. Ejder yarasa yap dedim. Sonra dedim ki boş ver, klonlu saldıralım. En sonunda klonluya karar verdim. Aslında köye baktığımızda klon saldırıyı da tutturmuşuz diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi köye nereden saldıracağız? Alt kartal topunun oradan giriş sağlayacağım. barbar ee, bar kral ve kraliçemizi şuradan bir bırakalım. Barbar bar kral da koca öküzle birlikte duvarı açsın. Ee, kenar temizliğini doğru düzgün yapamayacağız gibi duruyor. Şuradan bir bebek ejder attım. Ejderleri birazcık yatay göndereceğim ama kahramanların birazcık ilerlemesini istiyorum. Bir tane süper ejderimizi bıraktım. Bir tane de şuradan gönderdim. Kalanları da ortadan salacağım gitsin. Tamam. Peşine balonlarımızı bıraktım. Hemen bir koruyucumuzu gönderdim. Bir adet öfke attım. Zeplini yolladım. Kraliyeti de şöyle sağlı gönderdim arkadaşlar. Bir de koruyucu özelliğini bastım. Şimdi bir adet öfkemizi şu tarafta kullanalım. Diğerini de şöylemesine atalım. Şuraya bir, şuraya bir. iki tane de e, klonlama büyüsünü gönderdim. Merkezde tam istediğim etkiyi alamasam da e, süper ejderlerin belediye binasının zehrine girmesi pek hoş olmadı. En azından kaya saçarı ayıklayalım. Onu ayıkladık. Kraliyetin özellik basıldı. Klan kalesinden çıkan dondurma pek güzel olmadı arkadaşlar. Kraliyeti kaybettik mi? Kaybetmedik. Arkadaki dondurmayı hava savunmalı X ile bölüme saklamak istiyorum. Çünkü süper ejderler oraya gidecek. Şurada hemen dondurmamı attım. Son kalan süper ejderim bir şeyler yapsın diye dua ediyorum. Koruyucuyla baykuşumuz da var. X yayını indirdik mi? indirdik? Ama hava savunması kaldı. Bir tane süper ejder... Ee, bir şeyler yapabilir mi? Full canlı süper ejder. Çok çok zor arkadaşlar. Öyle duruyor ama en azından bir tane kalması da güzel oldu. Vermiş olduğu hasarı görüyoruz. Şuradaki hava savunmasına vurursan güzel. Ee, arka taraftaki toplayıcıyla e, kışlayı aldı. Bakın tek başına acayip hasar veriyor ya. Etraftaki her şeyi de yerle bir ediyor. Abi sık. Oha! Vallaha oha! Çok güzel hasar vuruyor ya. Neredeyse elektro gibi... Sektirmiyor ama bir anda ağzından çıkarttığı alevlerle etraftaki 3-4 binayı birden yıkabiliyor. Şu an aklıma şu geldi. Zeplin'e bir süper büyücü görünmezlik atıyoruz ya. Zeplin'e e, süper ejder alıp görünmezlik öfkeyle yakın alandaki savunmaları neler yapabiliriz? Bunun da videosunu çekmek istiyorum. Çok güzel bir fantazi olacaktır. 29 kupa aldık. Ben Süper Ejder'i çok çok beğendim arkadaşlar. Yani şu an hava birlikleri o kadar güçlü ki anlatamam sizlere. Bu arada bir asker isteği atayım. Hava birlikleri neden güçlü? Zaten tazı balonu saymıyorum. Tazı balon çok güçlü bir birlik. Ee, onun dışında havadan biz ne yapıyorduk? Ejder e, balon yapıyorduk. Hadi onu geçtik diyelim. Ejder, ejder binici balon da yapılıyordu. Şimdi bir de Süper ejder geldi. E, muhteşem oldu abi. İleride bir de süper elektro geldiğinde iyice yargıç olacak yani oyun. Ama şu an oyuna baktığımızda çok çok fazla çeşit asker oldu. Birazcık o sıkıntı ya. O kadar fazla asker oldu ki. Karman çorman bir durum oldu arkadaşlar. Ben bu durumdan birazcık müzdaripim. Kendi fikrim. Yani en azından e, bazı birliklerin ben kaldırılmasını isterim. Yani nasıl kaldırılması şundan e, mütevellit. Mesela... Barbarla okçu e, belli bir belediyeden sonra mesela çıkarılmasın yani e, basılmasın ama o zaman da diyeceksiniz ki kenar asker e, kenar temizliği olarak kullanıyoruz o da var ama baksanız abi burada çok fazla birlik var bir de şuradan geliyorsun buradan hepsinin süper birliği yani 30-40 çeşit ordu oldu ya o kadar kalabalık oldu ki artık askerler birbirine karışıyor diyebilirim sizin düşünceleriniz nelerdir onu da yazınız. Ee, güzel bir video olduğunu düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.